Arkadaşlar eşsizlik konusunda yapacağımız ilk şey bütün terimleri bir tarafa toplamak ve payda eşleyerek, eğer varsa payda eşleyerek terimleri bir araya getirmek olacak. O yüzden burada x eksi 2 bölü 3 eksi x demiş. Biri bu tarafa attım. Büyük eşittir 0 dedim. Daha sonra payda eşleyecek olursam x eksi 2 eksi 3 artı x bölü 3 eksi x büyük eşit şeklinde yazabilirim. Bunu düzenlersem bu da 2 x eksi 5 bölü 3 eksi x büyük eşittir 0'a dönüşmüş olacak. Şimdi biz burayla ilgileneceğiz. Diyeceğiz ki 2 x eksi 5 eşittir 0 dersek x eşittir 5 bölü 2 bir kök gelecek. 3 eksi x eşittir 0 dersek x eşittir 3 gibi bir kök gelecek. Bunlardan birer tane olduğu için bunlar tek katlı köktür diyeceğiz. Biz buna göre tablo çizecek olursak elimizde iki tane kök olduğu için iki köklük yer ayarlayacağız. Ve diyeceğiz ki şurası eksi sonsuzdur. Burada 5 bölü 2, burada 3, burada da artı sonsuz yani sonsuz vardır. Bunlar normalde denklemi sıfır yapan değerler ve tek katlı olduğu için birer tane sıfır alacak. 3 tanımsız yapıyor ama dediğim gibi bazı kaynaklarda şöyle çift çizgiyle gösterir. Buraya sıfır yerine sonsuz da atabilir ama çoğu kaynakta tek katlı köklerin hepsini bu şekilde gösteriyor. Payda da olsa da olmasa da. Bizim dikkat edeceğimiz şey hangisi dahil hangisi dahil değil. Bakıyorum eşitlik var. 5 bölü 2 yukarıda o zaman dahil olur. 3 payda da kesinlikle dahil olmaz. Daha sonra bir de işaret belirlememiz gerekiyor. 2x'in işareti artı, eksi x'in işareti eksi. O zaman artı çarpı eksiden biz en sağdan eksiyle başlayacağız. Tek katlı kökten atlayacak artı olacak sonra tekrar eksi olacak. Bu durumda bizim aradığımız yer bakıyoruz şurada sıfırdan büyük dediğimiz yer olduğu için pozitif olan yerler olacak. Yani 5 bölü 2 ile 3 arası olacak. 5 bölü 2 dahil olacak. 3 dahil olmayacak çünkü paydayı 0 yapıyor. Soruda bize bu eşitsizliği sağlayan kaç tane tam sayı vardır dediği için bizim yapacağımız şey şu arkadaşlar aradaki tam sayıları bulmak. Bu 2,5 yanında da ne var? 3 var. Arada tam sayı yok. O yüzden bu eşitsizliği sağlayan herhangi bir tam sayı yoktur. Yani cevabımız 0 olacak diyoruz. Devam ettik. Arkadaşlar birinci kuralımız neydi? Çarpanlarını ayırmaya çalışacaktık. Ya da şöyle diyebiliriz. Bütün terimler bir tarafa toplanır, bir araya getirilir ve çarpanları ayırmaya çalışırız. O zaman biz burayı x eksi 4 çarpı x artı 4 şeklinde yazabiliriz. Bölü x küçük eşittir 0 diyeceğiz. Zaten çarpandan ayırmış olduk. X eksi 4 eşittir 0 dersek x eşittir 4 gelecek. Bir tane var tek katlı kök. X artı 4 eşittir 0 dersek x eşittir eksi 4 gelecek. Yine bir tane var tek katlı kök. X eşittir 0 dersek bundan da bir tane var. Yine tek katlı kök diyoruz. Tablomuzu çizecek olursak elimizde bu şekilde 1, 2 toplamda 3 tane kök var. Eksi sonsuz. Eksi 4, 0 ve 4 var. Burada da sonsuzumuz var. Bunlar denklemi 0 ve tanımsız yapan tek katlı kökler olduğu için üzerlerine birer tane 0 atıyorum. Ve sonra diyorum ki eksi 4 sadece yukarıda var. Eşitlik olduğu için dahil olur. 0 payda da var. Kesinlikle dahil olmaz. 4 pay kısmında var. Kesinlikle dahil olur. İşaretimiz artı, artı, artı olduğu için en sağdan artıyla başlayacağız. Tek katlı kökten eksi olarak geçecek. Artı olacak, eksi olacak. Ve biz şuraya göre bakacak olursak negatifleri bulmalıymışız. O zaman bizim alacağımız yerler burası ve burası olacak. Yani eksi sonsuz eksi 4. Burası açık. Birleşim 0'a 4. 4'ten kapalı dememiz gerekiyordu. O yüzden cevabımız diyor ki aralıklardan biri aşağıdakilerden hangisidir dediği için bu aralıklardan biri burada vardır. E seçeneğinde bizim aradığımız aralıklardan biri var. Devam ettik. Burada herhangi bir kısa yol yok. İçler dışlar çarpımı zaten yapamıyoruz biliyorsunuz. O yüzden burayı x artı 4 ile burayı x eksi 3 ile genişletip hepsini bir tarafa toplamaya çalışacağız. O zaman ben çarparak yazıyorum. Buradan x kare artı 9x artı 20 gelecek. Aşağı taraftan da çarpmıyorum orayı. X artı 4 çarpı x eksi 3 gelecek. Eksi burayı çarptığım zaman x kare eksi 5x
artı 6 gelecek. Aşağı taraf yine x artı 4 çarpı x eksi 3. Küçük 0 demiş bize. E biz bunları artık ortak payda da yazabiliriz. Yani x artı 4 çarpı x eksi 3 yazarız. Ortak payda da yazınca x kareler gidecek. 9x artı 5x'ten 14x gelecek. 20 eksi 6'dan artı 14 gelecek. 0'dan küçük. Zaten çarpanlarına ayrılmış. Ne yapıyorum? Ayrı ayrı 0'a eşitliyorum. Yani kökleri buluyorum. 14x artı 14 eşittir 0 dersem buradan x eşittir eksi 1 gelir. Bir tane var, tek katlı kök. X artı 4 eşittir 0 dersem x eşittir eksi 4 gelir. Yine bir tane var, tek katlı kök. X eksi 3 eşittir 0 dersek buradan x eşittir 3 gelir. Yine bir tane var, tek katlı kök. O zaman bunları biz tabloda düzenleyecek olursak toplamda elimizde 3 kök olduğu için 3 köklük yer ayarlamamız lazım. Burası eksi sonsuz. Kök olarak eksi 4 var, eksi 1 var, 3 var. Buradan da artı sonsuz var. Bunların her biri bu denklemde tek katlı kök olduğu için birer tane 0 hak ettiler diyoruz. Ve bize verilen eşitsizlikte eşitlik olmadığı için hiçbirinin dahil olup olmadığını düşünmeme gerek yok. İşaretimiz, bakıyoruz. 14 artı x artı x artı, en sağdan artı ile başlıyoruz. Tek katlı kökten geçti. Ne oldu? Eksi oldu. Artı oldu. Eksi oldu diyeceğiz. Biz buraya göre soruda negatifleri arayacakmışız. O zaman burası negatif ve burası negatif diyeceğiz. Yani bunun çözüm kümesini yazmak istersek eksi sonsuza eksi 4, açık aralığı birleşim eksi 1'e 3, açık aralığı demem gerekiyor. Eşitsizliğini sağlayan en büyük tam sayı değeri kaçtır demiş bize arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Diyoruz ki bu aralıktaki en büyük tam sayı 2 olduğu için cevabımız 2'dir deyip B seçeneğini işaretliyoruz. Sonraki sorumuzda yine benzer şekilde zaten çarpanlarına ayrılmış. O zaman 3x artı 5 eşittir 0 dersem x eşittir eksi 5 bölü 3 yapacak. 7 üzeri eksi x artı 3 eşittir 0 dersem buradan 7 gibi bir sayıyı kuvvetini 0 yapan bir reel kök yoktur. Bir de 3 eksi x eşittir 0 dersem x eşittir 3 gelecek. Bunların hepsini arkadaşlar tek katlı kökler. Bu da tek katlı kök olacak. Biz buna göre ne yapıyoruz? Tablomuzu çiziyoruz. Elimizde toplamda 2 tane kök var. Şurası eksi sonsuz. Kök olarak eksi 5 bölü 3 var. Burada 3 var. Burada da ne var? Sonsuz var. Bunlar denklemi tek katlı kökleri olduğu için birer tane sıfır atıyoruz üzerine. İşaret olarak bakıyoruz bu artı. Bu zaten 7'nin tüm kuvvetleri artı. Bu da eksi. O zaman artı çarpı eksi çarpı artı dersem sonuçta eksi olarak en sağdan başlamam gerekecek. Tek katlı kökten geçti artı oldu. Tek katlı kökten geçti ne oldu? Eksi oldu diyoruz. Soruda sıfırdan büyük değerden bahsettiğim için benim alacağım yer burası olacak. O zaman eksi 5 bölü 3 ile 3 arasında olması gerekiyor bizim çözüm kümemizin. Bize soruda sağlayan x tam sayıların toplamını sormuş. Eksi 5 bölü 3 eksi 1 küsür yapacak. O zaman eksi 1, 0, 1, 2 toplamımızı istemiş. Herhangi bir dahillik yok. Bu durumda şu x'i birbirine götürdüğü için geriye ne kalacak arkadaşlar? 2 kalacak. Devam ettik. Evet. Gençler bakın, bu tarz bir soruda çarpanları ayırmayı görebilmeniz lazım. Göremiyorsunuz da size farklı bir yöntem daha söyleyeceğim. Şimdi ben bunun ne olduğunu gördüm. Yani buna benzer sorular çok karşılaştığım için görüyorum. X küp eksi x eksi 2x artı 2 diye ayırıyorum. Şurada x parantezini alsam x kare eksi 1 gelir. Burada da eksi 2 parantezini alsam x eksi 1 gelir. O zaman burası x çarpı x eksi 1 çarpı x artı 1 eksi 2 çarpı x eksi 1 sıfırdan büyük olacak. X eksi 1 parantezini alınca x kare artı x eksi 2 sıfırdan büyük gelecek. O zaman ben burayı x'e x artı 2 eksi 1 diye yazarsam çapraz çarpı toplayınca ortayı bulabiliyorum. Yani x eksi 1 çarpı x eksi 1 çarpı x artı 2 oldu. Hatta düzenleyince x eksi 1'in karesi
çarpı x artı 2 büyük 0'ı elde etmiş olduk. Bu görebilirseniz yapabileceğiniz işlem ya da yapacağınız işlem. Göremezseniz arkadaşlar bu seçeneklerle alakası yok olayın. Şöyle genelde katsayılar küçükken 5 tane değer denersiniz. Onlar da şunlar. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. Hadi diyelim bunlar olmadı. Eksi 3 ile 3'ü de deneyin. Eksi 4 ile 4'ü deneyin ama 5'e kadar çıkmaya gerek yoktur diyebilirim. Şimdi bunlardan yerine yazıyorsunuz. 0 yapan bunun köküdür diyeceksiniz. Mesela ben x yerine 1 yazsam 1 eksi 3 artı 2 eşittir 0 olduğu için demek ki 1 bu denklemin köküdür. Denklemin köküdür. O zaman x eksi 1 bu ifadenin çarpanıdır. Çarpanıdır. Şunu söyleyebiliriz. Deriz ki denklemler kendi çarpanlarına tam bölünür. O zaman ne yapıyorum? X küp eksi 3x artı 2'yi x eksi 1'e bölüyorum. Burayı polinom bölmesinden x karede genişletirsem x küp eksi x kare diye yazarım. Çıkartınca x kare eksi 3x artı 2 olacak. Burayı x ile genişletirim. X kare eksi x oldu. Yani eksi 2x artı 2 geldi. Eksi 2 ile çarparım. Eksi 2x artı 2 oldu. Yani ne oldu? 0 oldu. Yani ben burayı x eksi 1 çarpı x kare artı x eksi 2 diye yazıyormuşum. Ki bu durumda bakın şunun aynısını elde etmiş olduk. E buradan sonra artık çözümü yapabiliriz. Yani bu da polinom bölmesi kullanılarak yapılabilen bir çarpanlar ayırma. Çok zorda kaldığımda bunu kullanıyorum. Genelde de işe yarıyor. Buradan sonra bizim yapacağımız şey zaten belli. X eksi 1'in karesi eşittir 0 diyeceğiz. Buradan x eşittir 1 gelecek. Üzerinde 2 olduğu için arkadaşlar bu ne olacak? Çift katlı olacak. X artı 2 eşittir 0 dersen buradan x eşittir eksi 2 olacak. O zaman bunlara göre biz tablomuzu çizecek olursak eğer bizim yapacağımız işlem şu olacak. Diyeceğiz ki şurası eksi sonsuz. Kök olarak elimizde ne var? Eksi 2 var. 1 var. Şurada da artı sonsuz var. Şunu tekrar silelim. İşaretimiz, hatta bir de köklere bakalım. Bunlar bakıyorum eksi 2 tek katlı, 1 çift katlı. Eşitlik olmadığı için dahili düşünmeme gerek yok. İşaretim artı artı. En sağdan artıyla başladım. Bu da artı oldu. Bu ne oldu? Eksi oldu. Soruda biz sıfırdan büyük yerleri aradığımız için burayı almalıyız. Yani eksi 2 sonsuz arası olacak. Yalnız şöyle bir şey söylemiştik. Dün demiştik ki çift katlı kök dahil olmadığı halde çözüm kümesinde varsa onu kümeden çıkartmamız gerekiyor deyip eksi 2'ye sonsuz açık aralığından 1'i çıkarttığımız zaman doğru sonuca ulaşmış olacağız. Devam ettik. Bu soruya baktığımızda demiş ki eşitsizliğini sağlayan pozitif tam sayıların toplamı kaçtır? Ne yapıyoruz? Diyoruz ki bu x üzeri 20.002. O zaman x üzeri 20.000 parantezini alırsam bundan x kare gelir, bundan 9 gelir. Küçük eşittir 0. Bu durumda x üzeri 20.000 çarpı ben buraya 2 kare farkından x eksi 3 çarpı x artı 3 de yazabilirim. Küçük eşittir 0 olacak. O zaman diyorum ki x üzeri 20.000 eşittir 0. Buradan x eşittir 0 oldu. Yani x ne oldu arkadaşlar? Çift katlı kök oldu. X eşittir 0 çift katlı oldu. X eksi 3 eşittir 0 dersem x eşittir 3 olacak. Bir tane var tek katlı oldu. X artı 3 eşittir 0 dersem x eşittir eksi 3 olacak. Bundan da bir tane var. Ne oldu? Tek katlı oldu. Biz buna göre tablo çizecek olursak elimizde toplamda 3 tane kök mevcut. O zaman diyeceğiz ki şurada bir eksi sonsuz var. Şurası eksi 3, burası 0, burası 3 olacak. Bunlar ne yapıyor? Denklemi 0 yapıyor. 0 çift katlı, öbürleri de tek katlı olacak. Ve bakıyorum soruda eşitlik var ve bizde herhangi bir payda olmadığı için bunların hepsi kesinlikle nedir? Dahildir diyoruz. Bunları da hemen olayın içerisine dahil ediyoruz. İşaretimiz pozitif, pozitif. Pozitif. O zaman en sağdan artıyla başladık. Geldik. Eksi oldu. Çift katlı eksi oldu. Yine ne oldu? Artı oldu diyoruz.
Ve biz negatif yeri aradığımız için burayı ve burayı ne yapıyoruz? Tarıyoruz. O zaman bizim çözüm kümemiz eksi 3'e 3 aralığı olacak ve kapalı aralık olacak. Bakın arada çift katlı var ama zaten dahil, o yüzden çıkartma yapma diye düşünmemize gerek yok. Bize demiş ki sağlayan pozitif tam sayıların toplamı kaçtır? O zaman 1, 2, 3 deyip bunları topladığımız zaman da sonucun 6 olduğunu söylememiz gerekiyordu. Devam ettik. İfade zaten çarpanlardan ayrılmış. Ne yapıyoruz? Ayrı ayrı sıfıra eşitliyoruz. X kare eşittir 0 dersem x eşittir 0 oldu. Kare olduğu için çift katlı oldu arkadaşlar. X eksi 1'in küpü eşittir 0 dersem x buradan 1 oldu. Küp olduğu için tek katlı oldu. X eksi 2'nin 4. kuvveti eşittir 0 dersem buradan x eşittir 2 oldu. O zaman çift katlı oldu. X eksi 3'ün 5. kuvveti dersek 0 dersek buna x eşittir 3 olur. Ne olur? 5. kuvvet olduğu için tek katlı olur. X eksi 4'ün 6. kuvveti 0 dersen buradan x eşittir 4 olur. O zaman ne olur arkadaşlar? Çift katlı olur. 6. kuvvetten dolayı çift katlı olacak. İşaretler artı 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 artı. İşaretimiz kesin artı ve biz neleri arıyoruz? Negatifleri arıyoruz. O zaman biz buna göre tablo çizecek olursak elimizde toplamda kaç tane kök var? 5 tane kök var. 1. kök, 2. kök, 3. kök, 4. kök ve 5. kök. Şurası eksi sonsuz. 0, 1, 2, 3, 4. Burada da ne var? Sonsuz var. Bunlar da 0 çift katlı olduğu için çift 0. 1 tek katlı, 2 çift katlı, 3 tek katlı, 4 çift katlı. 0 yukarıda var sadece eşitlik olduğu için dahil. 1 de sadece yukarıda var eşitlik olduğu için dahil. 2 sadece yukarıda var eşitlik olduğu için dahil. 3 sadece aşağıda var dahil değil. 4 sadece aşağıda var dahil değil. O zaman neyle başlıyoruz? Artı ile başlıyoruz. Çift katlı kök yine artı. Eksi oldu. Eksi oldu. Artı oldu. Artı oldu diyeceğiz. Biz soruya göre sıfırdan küçük yerleri arıyoruz. O zaman bizim çözüm kümemiz taradığım yere göre arkadaşlar iki kümede yan yana olduğu için birden kapalı, üçten açık aralığı deriz ama bitmez. Çünkü biz şöyle demiştik. Demiştik ki çift katlı kök dahil olmadığı, dahil olduğu halde küme içerisinde yoksa dahil ederiz. Bakıyorum çift katlı kök dahil kümenin içinde mi? Evet. Bu da çift katlı kök dahil kümenin içerisinde değil. O yüzden bunu buraya katmam lazım. Yani birleşim ne diyorum? 0 diyorum. Bize kaç tane tam sayı değeri vardır dediği için 1, 2 ve 0 kullanıp bunun da 3 tane olduğunu söylememiz gerekiyordu. Devam ettik. Bu sorumuzda ilk başta yukarıda x parantezini alacak olursak x parantezinde x kare artı 3x artı 2 bölü x parantezinde x eksi 5 küçük eşittir 0. Bir adım daha düzenlersek sakın şu x'leri sadeleştirmeyin. Çünkü oradaki çift katlı kökü göremezsiniz. Tamam çift katlı kökün önemi yok ama tanımsızlık yaptığı durumda da sıkıntı yaşarsınız. O yüzden burada yukarıya çarpanlar ayırınca x artı 1 çarpı x artı 2'den geldiğini gördüm. X çarpı x eksi 5 diyorum. Küçük eşittir 0. Ne yapıyorum? X eşittir 0 diyorum. Bu 1. X artı 1 eşittir 0 dersem x eşittir eksi 1. Bu 2. X artı 2 eşittir 0 dersem buradan x eşittir ne yapacak? Eksi 2. Sonra alt tarafa geçeyim. X eşittir 0 dedim. Bakın burada o zaman bundan 2 tane var. Yani ne oldu bu? Çift katlı oldu. Bakın çift katlıya dönüştü. Bir de x eksi 5 eşittir 0 dersem ne olur? X eşittir 5 olur. O zaman buraya göre tablo çizecek olursak toplamda 1, 2, 3, 4 tane var. 1, 2, 3, 4 tane çizelim hemen. Şurası eksi sonsuz. Kök olarak eksi 2 var, eksi 1 var, 0 var, 5 var. Bunlardan 0 çift katlı. Hem aşağıda hem yukarıda var. Kesinlikle dahil olmaz. 5 tek katlı aşağıda var. Dahil olmaz. Eksi 2 tek katlı yukarıda var. Dahil olacak. Eksi 1 tek katlı yukarıda var.
dahil olacak. Şurada da sonsuzumuz var. İşaretimiz artı 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 artı. En sağdan artı ile başladık. Tek katlı kökten atladı, eksi oldu. Çift katlı kök eksi, tek katlı kök artı, tek katlı kök eksi. Soruya göre biz sıfırdan küçük yerleri almalıyız. Bize eğer bunun çözüm kümesini sorsaydı şöyle diyecektik. Eksi 10'sa eksi 2, eksi 2'den kapalı. Birleşim eksi 1'den kapalı, 5'ten açık. Bundan da neyi çıkartmam lazım? Sıfırı çıkartmam lazım. Çünkü çift katlı kök var. Aralıkta dahil değil. Şöyle düşünün bakın. Siz bunları sadeleştirseydiniz eğer sıfırı buraya almayacaktınız. O zaman sizin çözüm kümeniz burası çıkacaktı. Bu durumda seçeneklerde bu da olurdu ve yanlış yapmış olurdunuz. O yüzden sadeleştirme olayına girmiyorsunuz. Sonucu değiştirecek miydi bu soruda? Değiştirmeyecekti. Niye? Bakın pozitif tam sayı diyor. Sıfırla bizim bir işimiz yok. Buradaki pozitif tam sayılar 1, 2, 3, 4 olduğu için toplamda kaç tane vardır? 4 tane vardır dememiz gerekiyordu. Evet, Beşiktaşlı bir arkadaş yazmış bu soruyu anlaşılan. X kare artı 1903 eşittir 0. Buradan x kare eksi 1903 yapar. Buradan o zaman reel kök yok. X eksi 1903 üzeri 1903 0 dersem x eşittir 1903 yapar. O zaman 1903 tane var üzerindeki kuvvetten dolayı. Tane var. Yani ne oldu? Tek katlı oldu. X eksi 1900 üzeri 1901 0 dersem buradan x eşittir 1900 yapar. Bundan da üzerindekinden dolayı 1901 tane var. Yani ne oldu? Yine tek katlı oldu. X kare artı x artı x artı neyle başlıyoruz? Artıyla başlıyoruz. O zaman İki tane kök bulduk. Diyoruz ki burası eksi sonsuz. Bu 1900, bu da 1903. Tek katlı, tek katlı. 1903 olayın içerisinde var. Dahil yukarıda var. 1900 aşağıda var. Kesinlikle dahil olmaz. İşaretin artı olduğunu söyledik. Eksi oldu, artı oldu. Biz sıfırdan küçükleri aradığımız için bize çözüm kümesini sorsaydı 1900'e 1900 3 yarı açık aralığı olacaktı. Bize x tam sayılarının toplamı kaçtır diye sormuş. Yani 1901, 1902, 1903'ü toplamamız ister. O zaman 1900'ler olsaydı 5700 yapacaktı. Sonda da 6 olduğu için cevabımız 5706'dır diyoruz. Evet, yine bir testin başlangıcı anlaşılan kolay bir soruyla giriş yaptık. Çarpanlarını ayırdık. Hatta bakın bunu çarpanlara ayırmadan şöyle de yapabilirsiniz. Karekök aldığınız zaman mutlak x küçüktür 2 dersiniz. Bu bunun eksi 2 ile 2 arasında olduğunu söyler. Yani bu durumda ne olur arkadaşlar? Eksi 1, 0, 1 olur. Toplamda 3 tane tam sayı var dersiniz. Sonraki soru, çarpanlarını ayırdık. Biz bunu x eksi 2 çarpı x artı 2 şeklinde yazabiliriz. Bölü x eksi 7 büyük eşittir 0 demişiz. Yani x eksi 2 eşittir 0 dersem x eşittir 2. X artı 2 eşittir 0 dersem x eşittir eksi 2. X eksi 7 eşittir 0 dersem x eşittir 7. Biz bunlara göre tablomuzu çizecek olursak elimizde toplamda 3 tane eleman var. Yani şurası eksi sonsuz, eksi 2, 2, 7, artı sonsuz diyoruz. Ne yapıyor? Çift katlı kök yok. Hepsi tek katlı olduğu için birer tane sıfırlarını veriyorum. 7 kesinlikle dahil olmaz. 2 dahildir. Eksi 2 de dahildir. İşaretimiz artı, artı, artı ve biz pozitifleri arıyoruz. O zaman artı, eksi, artı, eksi. Bizim aradığımız yer sıfırdan büyükler olduğu için burası ve burası olacak. Yani bize burada yine çözüm kümesini sorsaydı eksi 2'ye 2 kapalı aralığı diyecektik. Birleşim 7'den açık sonsuz aralığı dememiz gerekiyordu. Şimdi buradan sonra yapacağımız şey şu arkadaşlar. Bize neyi soruyor? Kaç negatif tam sayı vardır diye soruyor. Eksi 2, eksi 1 toplamda kaç tane? 2 tane negatif tam sayı vardır dememiz gerekiyordu.
Devam ettik. ÖSYM de 2010 yılında eşitsizlik sistemi sormuştu. Ondan sonra tabii ki yine sorduğu yıllar oldu ama o yılları hatırlamıyorum. Bu şekilde çarpanlarını ayırdığı için hatırlıyorum onu. Çarpanlarını ayrılmış şekilde vermişti. Buranın kökü eksi 4, buranın kökü 2, buranın köküne 7. Bunlardan birer tane var. O zaman ben bunlara göre tablo çizersem eğer, o zaman diyeceğiz ki şurası eksi sonsuz, eksi 4, 2, 7, sonsuz. Bunlar sıfır yaptığı için birer tane sıfırlarını atıyorum. İşaretler artı 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 olduğu için artı oldu, eksi oldu, artı oldu, eksi oldu. Sıfırdan büyük dediği için burayı ve burayı almamız gerekiyor. Kaç tane negatif tam sayı değeri vardır demiş bize. Eksi 4'e 2 aralığı, birleşim 7'ye sonsuz aralığı. O zaman eksi 3, eksi 2, eksi 1 deyip toplamda 3 tane negatif tam sayı olduğunu söyleyebiliriz. Hakan Bey hafta sonları çocukların oyun parkına götürüp elektrikli oyuncaklara bindirmektedir. Oyuncak araçların hızı arttıkça durma mesafesi uzamaktadır demiş. V metre bölü saniye hız hareket eden bir elektrikli aracın durma mesafesi 2V kare eksi 13V artı 30 denklemi ifade edilmektedir. Kullanım süresi biten aracın 10 metreden kısa mesafede durabilmesi için hızının hangi aralıkta olması gerekir diye soruyor bize. Arkadaşlar bunun durma mesafesinin zaten bu olduğunu söylemiş. Şurası da 10 metre ya. O zaman 10 metreden kısa mesafede durmasını istiyorsa bunun 10'dan küçük olduğunu söylememiz gerekiyor. Bu durumda 2v kare eksi 13v artı kaç olacak? 20 küçük 0 olacak. Burayı çarpanlarına ayırmaya çalışırsak 2v'ye v 4'e 5 dersem eksi 4 eksi 5 çapraz çarpı toplayınca ortayı bulabiliyorum. Eksi 8 eksi 5 eksi 13 ve yani burası 2v eksi 5 çarpı v eksi 4 küçük 0 oldu. O zaman buranın kökü v eşittir 5 bölü 2. Buranın kökü v eşittir 4. Ve biz buna göre tablomuzu çizecek olursak elimizde 5 bölü 2 var 4 var. Burada eksi sonsuz var. Burada artı sonsuzumuz var. Bunlar denklemi sıfır yapıyor. Ve dahil değiller. İşaretimiz artı 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 oldu. Eksi oldu artı oldu. Biz sıfırdan küçüğü aradığımız için cevabımız 5 bölü 2'ye 4 arasıdır diyoruz. Bir sonraki sorumuzda Tarık Bey'in ilçesine gitmek için kullandığı iki yol vardır. Birinci yolun uzunluğu budur. İkinci yolun uzunluğu budur. Birinci yol ikinci yoldan daha kısa olduğuna göre yani soruda bize x kare artı 2x artı 19'un 2x artı 100'den küçük olduğunu söylemiş. Hepsini bir tarafa toplarsak x kare eksi 2x'ler gitti. 19 eksi 100'den 81 sıfırdan küçük oldu. Bu x eksi 9 çarpı x artı 9 küçük sıfır demektir. 9'a eksi 9 yaptı köklerimiz. Hemen tablomuzu çizersek eksi sonsuz, eksi 9, 9 diyeceğiz. Burada da artı sonsuz var. Bunlar denklemi sıfır yapıyor. İşaret artı 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 oldu, eksi oldu, artı oldu. Biz sıfırdan küçüğü aradığımız için eksi 9'a 9 arası bizim normalde aralığımız olacak. Bunu sağlayan en büyük tam sayı değeri de kaçtır? 8'dir diyoruz. Demiş ki soruda bize küpü karesinin 4 katından küçük olan elimizde x gibi bir sayı var. Bunun küpü sayının karesinin 4 katından küçük olacakmış. O zaman hepsini bir tarafa toplarsam x küp eksi 4x kare küçük 0 olacak. Buradan x kare parantezine alınca x eksi 4 sıfırdan küçük oldu. Yani x kare eşittir 0 dersem x eşittir 0 gelecek çift katlı kök. Bir de x eksi 4 eşittir 0 dersem x eşittir 4 gelecek tek katlı kök. O zaman buna göre biz tablomuzu çizecek olacak. Burada eksi sonsuz var. 0 var. 4 var. Bunlar denklemi ne yapıyor? 0 yapıyor. Burası da sonsuz oldu. İşaretimiz artı 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 oldu. Eksi oldu. Artı oldu. Bu durumda bize negatifleri sorduğu için burayı almamız lazım. Yani 0'a 4 aralığı deriz. Arkadaşlar bu soruya baktığımız zaman işaret tablosu aşağıdakilerden hangisidir demiş bize. Bakalım.
Şimdi ben burayı kolay görebilmek için eksi parantezine alırsam x kare eksi 2x artı 1 şeklinde bir denklem elde ederim. Bu da x eksi 1'in karesi olur. Şu içeriden ne yazarsam yazayım ya 0 gelecek ya ne gelecek? Pozitif, negatif gelecek. Karesi pozitif yapacak, pozitif gelecek. Karesi pozitif yapacak. Önündeki eksiden dolayı hep ne yapacak? Negatif yapacak. Yani burası 1 de 0'dır. Bakın 1 olduğu zaman 0'dır. Diğer durumlarda her zaman nedir? Negatiftir. O zaman benim buna benzer bir yer bulmam gerekiyor. Buna en benzeyen deniz olduğu için cevabın deniz olduğunu söylüyorum. 1 olunca 0 yapar. Diğer her durumda nedir arkadaşlar? Negatiftir dememiz gerekiyordu. Sonraki soruda işin içerisine birazcık fonksiyon karıştırmışlar. F bileşke G demiş. O zaman bu aslında fgx demektir. Bu da bize neyi söylüyordu? F'in içerisinde x gördüğümüz yere gx yazacağız demekti. O zaman ne olacak? 2 çarpı x eksi 1'in karesi eksi x eksi 1 eksi 1 sıfırdan büyük olacak. Bu kareyi açtığım zaman 2x kare eksi 2x olacaktı. Eksi 4x oldu. Artı 1 olacaktı. Artı 2 oldu. Eksi x artı 1 eksi 1 sıfırdan büyük. Şunlar gitti. Yani 2x kare eksi 5x artı 2 sıfırdan büyük oldu. O zaman 2x eksi 2 eksi 1 dersem çapraz çarpıp toplayınca ortayı bulabileceğim. Yani buradan x eşittir 1 bölü 2 gelecek. Buradan x eşittir ne gelecek? 2 gelecek. Bulduğumuz bu köklere göre biz bir tablo çizecek olursak buradaki kök 1 bölü 2, buradaki kök 2. Burası eksi sonsuz, burası artı sonsuz. Bunlar denklemi 0 yapıyor. İşaretimiz bakıyoruz. 2x kare zaten biz buradan yola çıktığımız için işaretimiz artı. Tek katlı kök eksi sonra ne oldu? Artı oldu. Soruya göre biz sıfırdan büyük değerler aradığımız için burayı ve burayı almalıyız. O zaman eksi sonsuza 1 bölü 2 dahillik yok açık aralık birleşim 2'ye sonsuz aralığı dememiz gerekiyordu. Yani cevabımız C seçeneği olacak diyoruz. Devam ettik. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Güzel. İkinci derece denklemlere bağlamışlar olayı. Şurayı ben x1 çarpı x2 parantezine alsam birinciden x2, ikinciden x1 gelir. Yani ne oldu? Kökler çarpımı, kökler toplamı. Kökler çarpımının biz m kare eksi m eksi 6 olduğunu c bölü a'dan bulabiliriz. Çarpı. Kökler toplamının da eksi b bölü a'dan m eksi 1 olduğunu yine bulabiliriz. Şurayı biz çarpanlara ayırmak istersek m'ye m eksi 3 2 dersek çapraz çarp toplayınca ortaya bulmuş olacağız. Yani buradan m eksi 3 gelecek çarpı m artı 2 gelecek çarpı m eksi 1 sıfırdan küçük olacak. Ayrı ayrı sıfıra eşitleyince buradan bir m eşittir 3 buluruz. Bir m eşittir eksi 2 buluruz. Bir de m eşittir kaç buluruz? 1 buluruz. Bunlara göre tablo çizecek olursak eğer elimizde toplamda 3 tane kök var diyeceğiz. Ve şuranın x sonsuz, burası eksi 2, burası 1, burası 3, burası da sonsuz dememiz gerekiyor. Eşitlik olmadığı için dahiliği düşünmeme gerek yok ve bunlar da tek katlı olduğu için üzerlerine birer tane sıfır atıyoruz. Ve işaretimiz artı 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 olacak. O zaman en sağdan artı ile başladık. Tek katlı kök eksi oldu, artı oldu, eksi oldu. Biz sıfırdan küçük yerleri aradığımız için burayı ve burayı almalıyız. O zaman eksi sonsuza eksi 2 açık aralığı birleşim 1'e 3 aralığı dememiz gerekiyordu. Yani cevabımız C seçeneği olacak diyoruz. Devam ettik. Güzel. Ne var ne yok karıştırmışlar. İlk başta bir çarpanlarını ayırmaya çalışıyoruz. Şu yukarıyı biz x artı 4 çarpı x eksi 1 diye çarpanlarına ayırabiliriz. 5 üzeri 2x eksi 1 oldu. Aşağı taraf x üzeri 4 artı 5 çarpı mutlak x artı 2 küçük eşittir 0. Şimdi x artı 4 eşittir 0 dersem x eşittir eksi 4. X eksi 1 eşittir 0 dersem x eşittir 1. X üzeri 4 artı 5 eşittir 0 dersem x üzeri 4 eşittir eksi 5 olur. O zaman reel kök yok deriz. Mutlak x artı 2 eşittir 0 dersek x eşittir eksi 2 olur. Mutlak değer tek başına olduğu için ne olur arkadaşlar? Çift katlı olur.
Bir de 5 üzeri 2x eksi 1 eşittir 0 dersem burada da yine ne yoktur? Reel kök yoktur. O zaman bu bulduklarımıza göre bir tablo oluşturacak olursak eğer 1, 2, 3 tane kökümüz var. 1 kök, 2 kök, 3 kök. Burası eksi sonsuz. Kök olarak elimizde eksi 4 var. Eksi 2 var. Bir de 1 var. Bunlar ne arkadaşlar? Köklerimiz. Eksi 2 çift katlı çift 0. Eksi 4 tek katlı. Bu da tek katlı. Bir tane 0 attık. Eksi 4 sadece yukarıda var dahil olur. Eksi 2 aşağıda var kesinlikle dahil olmaz. 1 sadece yukarıda var dahil olacak. İşaretimiz bakıyoruz. Diyoruz ki artı artı 5'in tüm kuvvetleri artı artı artı. O zaman en sağdan artıyla başladık. Tek katlı kök eksi oldu. Çift katlı kök eksi oldu. Tek katlı kök artı oldu. Biz sıfırdan küçüğü aradığımız için burayı ve burayı ne yapacağız? Dahil edeceğiz. Bize çözüm kümesini sorsaydı eğer biz bunun eksi 4'e 1 aralığı olduğunu söyleyecektik. Bitmedi. Bir de eksi 2 ne yapmam gerekiyor? Kümeden çıkartmam gerekiyor. Çift katlı kök dahil olmadığı halde aralıktaysa çıkartıyorduk. Bize kaç tane tam sayı değeri vardır demiş. O zaman eksi 4'ten normalde 1'e kadar kaç tane var? 6 tane var. Şunu çıkartınca elimizde kaç tane kalacak? 5 tane kalacak deyip cevabın D seçeneği olduğunu söylememiz gerekiyordu. Evet, şimdi arkadaşlar burayı uzatmıyorum. Şunun yine ne yok? Reel kök yok sıfır eşleyince. Bunları sıfır eşliyorum. X artı 1 eşittir 0 dersem x eşittir eksi 1. X artı 6 eşittir 0 dersem x eşittir eksi 6. İşaretimiz artı, artı, artı. O zaman tablomuzu çizdiğimizde elimizde toplamda 2 tane kök mevcut. Başka kök yok. 2 kök olacak. Köklerden biri eksi 6, biri eksi 1. Şurada eksi sonsuz var, burada artı sonsuz var. Bunlar denklemi sıfır yapıyor ve eşitlik olmadığı için hiçbiri dahil değildir. İşaretimiz artı demiştik. En sağdan artıyla başladık. Tek katlı kök eksi tek katlı kök artı. Biz sıfırdan büyükler aradığımız için burayı ve burayı ne yapıyoruz? Alıyoruz. O zaman eksi sonsuza eksi 6 birleşim eksi 1'e sonsuz aralığı diyeceğiz. O zaman nerede o? D seçeneğinde deyip cevabın D olduğunu söylememiz gerekiyordu. Şu mutlak değerin yanına bir de sayı ekleselerdi. Keşke öyle soru hiç çıkmadı karşımıza. İnşallah ileride çıkar. Neyse. İlk başta bir çarpanlarını ayıracağız. Mutlak x artı 3. Burayı biz x 4'e eksi 2 dersek x eksi 2 çarpı x artı 4 diye yazabiliriz. Aşağı tarafta 3 üzeri x artı 4 var. Bir de 5 eksi x var. Büyük eşittir 0 demiş. O zaman mutlak x artı 3 eşittir 0 dersem buradan x artı 3 diye uzatmayayım. X eşittir eksi 3 olacak. Mutlak değerden dolayı çift katlı olacak. X eksi 2 eşittir 0 dersek x eşittir 2 bir tane var tek katlı oldu. X artı 4 eşittir 0 dersem x eşittir eksi 4 yapacak. Bundan da bir tane var yine ne oldu? Tek katlı oldu. 3 üzeri x artı 4 eşittir 0 dersem buradan x çıkmayacak. Yani reel kök yok diyeceğiz. Bir de 5 eksi x eşittir 0 dersek buradan x eşittir 5 olacak. Yine bir tane var tek katlı olacak. Buna göre tablomuzu çizdiğimizde arkadaşlar elimizde bakıyorum bayağı bir kök var. 4 tane kök var. Birinci kök, ikinci kök, üçüncü kök, dördüncü kök. Şurası eksi sonsuz. Biz şunun eksi 4 olduğunu biliyoruz. Burası eksi 3, burası 2, burası da 5 diyeceğiz. Eksi 3'ün çift katlı olduğunu biliyoruz ve yukarıda olduğu için dahil olacak çift sıfır kapalı. Eksi 4 yukarıda tek katlı kapalı. 2 yukarıda tek katlı kapalı. 5 tek katlı aşağıda kesinlikle dahil olmaz. İşaretimiz mutlak değer artı, x artı, x artı. Buradaki eksi olduğu için 3 tane artıyı bir tane eksi, eksiye götürdü. O yüzden burası eksi oldu. Atladı, artı oldu. Eksi oldu, eksi oldu, artı oldu. Biz sıfırdan büyük yerler aradığımız için burayı ve burayı alacağız. O zaman eksi sonsuza eksi 4 dedik. Birleşim 2'ye
5 dedik. 2'den kapalı. Şurada da eksi 4'ten kapalı. 2'den kapalı. 5'ten açık. İşimiz bitmedi. Çünkü bakın bu sonuç da var seçeneklerde. Hemen B işaretlerinden yanlışı yaptılar. Çünkü bakıyorum şurada çift katlı kök var. Dahil olduğu halde kümemiz de yok. O yüzden birleşim ne diyeceğiz? Eksi 3'ü de buraya ekleyeceğiz. O yüzden cevabımız A seçeneği olacak diyoruz.